Erzurum'un kuzeyinde, kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzakta bulunan ve yöre insanı tarafından Kalor Tepe olarak da adlandırılan, tarihi öneme sahip Umudum Köyü'nü, pazar günü yapılacak Rahvan At yarışları heyecanı sardı. Yakutiye Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel spor dalları federasyonunun katkılarıyla gerçekleşecek olan Rahvan At yarışları bu yıl hizmete girecek olan Umudum Rahvan At yarış tesislerinde yapılacak. Yarışlara değişik bölgelerden çok sayıda yarışmacı katılacak ve mücadeleler 11 farklı kategoride yapılacak. Yakutiye Belediye Başkanı Doktor Mahmut Uçar, Ata Yadigarı Rahvan at yarışlarının yaşatılması için böyle bir organizasyonu düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Giderek geleneksel hale dönüşen Umudum Rahvan at yarışlarının pandemi kuralları çerçevesinde yapılacağını belirten Başkan Uçar, yarışmacıların geleneksel spor dalları federasyonu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde mücadele edeceklerini hatırlattı. Yarışmacıların baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, taze beşli, dörtlü taylar, üçlü taylar, ikili taylar, itala ve ithal B kategorilerinde yarışacağını da kaydeden başkan uçar, birinci olan sporcuların kendi belediyeleri tarafından altınla ödüllendirileceğini, yine ilk üçe giren yarışmacılara kupa verileceğini hatırlattı. Kategorilerinde birinci olan yarışmacılara federasyon tarafından para ödülü verileceğini bildirdi. Uçar, Rahvan at yarışlarının düzenlenmesine destek veren Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum il temsilciliği başta olmak üzere Umudum köyü muhtarlığı ile tertip komitesine teşekkür etti. Tarihi Kalor Tepesi ile ilgili de değerlendirme yapan Başkan Uçar şunları söyledi: Belediyemize bağlı Umudum Köyü yakınlarında bulunan ve tarihi öneme sahip Kalor Tepe'nin geçmişi milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bölge, milattan önce 9. yüzyılın sonlarında Urartu Kralı Menua döneminde Urartu Krallığı hakimiyetine geçmiştir. Kral Menua döneminde Kalor Tepe olarak adlandırılan kayalıklar üzerinde bir kale inşa edilmiş günümüze sadece bu kalenin surlarına ait kalıntılar ulaşmıştır. Urartular döneminde bu kalenin alt tarafındaki büyük kaya içerisine iki odalı bir kaya mezar oyulmuş. Mezar odasının aydınlatılması kapının hemen yanında açılmış bir pencere ile sağlanmış. Mezarın kim için yapıldığı kesin olarak bilinmemekte birlikte bir kral, prens veya eyalet yöneticisi için yapıldığı düşünülmektedir tarihe tanıklık etmiş bu tepede, Ferhat ile Şirin'in hikayesinin geçtiği de rivayet edilmektedir.